Merhabalar. Mıstık Fen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik üçgen, kare, dikdörtgen konusuyla yine birlikteyiz. Bu dersimizde arkadaşlar kazanacağımız kazanımlar üçgen, kare, dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirebileceğiz. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirleyeceğiz. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandıracağız arkadaşlar. Üçgenle başlayalım. Arkadaşlar üçgen baktığımızda üç köşesi, üç kenarı ve üç açısı bulunan kapalı geometrik şekillere üçgen diyoruz. Üç kenarı, üç köşesi ve üç açısı var. Gördüğünüz gibi, bakın birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe ve üç tane de açısı olan geometrik kapalı şekli üçgen diyoruz. Üçgen köşelerine yazılan büyük harflerin büyük harfle yazılır arkadaşlar, küçük harf yazılmaz. Saat ile aynı yönde ya da ters yönde yazılması ile isimlendirilir. Saat yönü, ters yönde mesela A, öncelikle A sonra B, sonra C üzerine küçük üçgen çizilerek isimlendirilir arkadaşlar. Üçgensel bölge, kırmızı taralı alana bakalım arkadaşlar. Üçgen kenarlar arasında kalan kapalı bölgeye üçgensel bölge denir. Üçgenin temel elemanları, köşeleri, kenarları ve açılarıdır arkadaşlar. Hemen üçgenin sembolik olarak üçgen ABC veya ABC olarak gösterilir. Bakın üç kenarı, üç köşesi ve sembolik olarak saat yönünün tersine A, B, C şeklinde gösterilir ve üzerine küçük üçgen çizilerek gösterilir. Üç tane örnek yapalım arkadaşlar. A, B, C üçgeni, K, L, M üçgeni. Bakın saat yönünün tersiyle isimleniyoruz. P, R, S üçgeni üzerine üçgen çizilerek isimlendirilir. Üçgende arkadaşlar köşeleri ABC noktalarıdır. Bakın büyük harflerle gösterdik. ABC noktaları. AB, BC, AC doğru parçalarıdır. Bakın AB burası AB arkadaşlar. Sonra BC bakın BC. Sonra AC bakın şurası da AC doğru parçası şeklinde gösterilir. Arkadaşlar Uyarı AB kenarı AB veya BA ya da ABBA biçiminde de gösterilir. Üçgenin kenar uzunlukları karşısındaki açının adlandırılır. Mesela A açısının karşısında A kenarı küçük harfle yazılır. B açısının karşısında B kenarı, C açısının karşısında C kenarı olarak isimlendirilir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz önemli. Üçgende en dar açının karşısında en kısa kenar, en geniş açının karşısında en uzun kenar bulunur. Bakın A açısı 80 derece, en uzun kenar A kenarı, B açısı, C açısı 60 derece, ikincisi C kenarı, en kısası ise B kenarı ise burası ve 40 derece en kısasıdır. Bakın B, A ve C kenarları gösterildi. Üçgenlerin kenar uzunluklarına göre ve açılarına göre çeşitlendirmelerini yapalım. Arkadaşlar kenarlarına göre 3 üç çeşit üçgen vardır. Birincisi eşkenar üçgendir. Üç kenarı ve üç açısı birbirine eşit olan üçgendir. Açıları 60 derecedir. Bakın arkadaşlar uzunluğu aaA. A, A şeklinde olursa üç kenarı ve üç açısı 60-60-60 eşittir. İkinci üçgenimiz ikiz kenar üçgen. Arkadaşlar baktığımızda iki kenarı ve iki açısı birbirine eşit olan üçgendir. Bakın 80 derece 80 derece. Şu küçük çizgiler eşit olduğunu ifade eder arkadaşlar. Mesela bu kenarı 2 santimetre ise bu kenarı da ne olacaktır? Birbirine eşit 2 santimetre olacaktır arkadaşlar. Üçüncüsü çeşit kenar üçgen. Üç kenarının uzunluğu ve üç açısının ölçüsü birbirinden farklı olan üçgendir. Bakın 80 60, 40. 3'ü de birbirinden farklı. Arkadaşlar ek olarak açılarına göre üçgenleri de vereceğim size. Dar açılı üçgenler. Üç açısının ölçü 90'dan küçük olan. Bakın hepsi de 80, 60, 40. Hepsi de 90'dan küçük. Yine dik açılı üçgene baktığımızda biri 90 derece olan. Bakın şu ifade 90 olduğunu anlatır arkadaşlar. Biri 90 derece ise biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Arkadaşlar geniş açılı üçgen açılarından biri 90'dan büyük ise bakın şu B açısı 110 derece 90'dan büyük olduğu için geniş açılı üçgen diyoruz. Yine arkadaşlar eşkenar üçgende baktığımızda üç kenarı ve üç açısı birbirine eşit olan üçgendir. Açıları 60 derece 60 derece 60 mesela 3 santimetre 3 santimetre 3 santimetre üç kenarı birbirine eşit. İkiz kenar üçgende İki açısı ve iki kenarı birbirine eşit arkadaşlar. Mesela burası 4 santimetre ise burası da 4 santimetre. Birbirine eşit ikisi kenar üçgen. Çeşit kenar üçgene bakalım arkadaşlar. Üç kenarının uzunluğu ve üç açısının ölçüsü birbirinden farklı olan üçgendir. Mesela 80 derece en büyükse burası 5 santimetre ise. 60 derece ne olacaktır? 4 santimetre. 40 derece ne olacaktır? 3 santimetre. Bakın arkadaşlar bu şekilde olacaktı. Çeşit kenar, kenarları ve açıları birbirinden farklı. Açılarına göre üçgene baktığımızda arkadaşlar dar açılı üçgen, üç açının da 90'dan küçük bakın. Dik açılı üçgene baktığımızda arkadaşlar bir açısı 90 derece. Bu 90 derecenin gösterim şekliydi. Buna dik açılı üçgen diyoruz. Bir açısı 90 derece ise geniş açılı üçgen bir açısı 90 dereceden 90 dereceden büyükse arkadaşlar bakın 110 derece buna da geniş açılı üçgen diyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Baktığımızda A açısına baktığımızda arkadaşlar 50 derece B açısının ölçüsü şuradaki S arkadaşlar ölçüsü demek. Buradaki şapka işareti de açı anlamına gelir. Okuduğumuzda C açısının ölçüsü 30 derece. Bak küçük ölçüsü demek arkadaşlar. B B açısının ölçüsü 100 derece. Topladığımızda arkadaşlar 180 derece oluyor arkadaşlar. Üçgenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Çünkü bir kenarından komşu olmayan diğer kenarına bir köşegen çizemediğimiz için üçgenin köşegeni yoktur. Burada baktığımızda arkadaşlar dik düzlemsel şekillerden köşegeni olmayanları boyayınız diyor. Arkadaşlar bakıyoruz karede çizebildim. Üçgende çizemiyorum. Dikdörtgende bakın köşegen çizebildim. Altıgende köşegen çizebildim. Dairede yine çözemiyorum. O halde hangilerinin yok? Üçgen ve dairenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Kareye geçelim. Karenin kenar ve açı özelliklerine bakalım. Arkadaşlar kareli matematik defterimize eşit sayıda kare sayarak kolayca kare çizebilirsiniz. Çizdiğiniz kare at koymayı unutmayın. Mesela A B C D yine büyük harflerle köşelerini isimlendiriyoruz. Bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bakın 4 kenarı da birbirine eşit olan burada üç kenarı 3 birim 3 birim 3 birim 3 birim burada 2 birim 2 birim 2 birim, birim kareleri görmektesiniz arkadaşlar. Karede kenarları birbirine eşit ve 4 açısı da dik olan dörtgenlere kare diyoruz arkadaşlar. Bakın 4 tane kenarı var. 4 tane köşesi var ve bütün açıları 90 derece olan dörtgenlere kare diyoruz. Dört kenarı var. Arkadaşlar dört kenarın tümü birbirine eşit. Bakın mesela bu 2 cm ise ya da 2 cm. Bu da 2 cm. Bu da 2 cm. Dört köşesi var. Karede A, B, C, D karesine baktığımızda isimlendirirken arkadaşlar saat yönünde A, B, C, D sırasıyla o şekilde isimlendiriyoruz. Kareler köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılır. Karenin tüm açıları 90 derecedir ve karenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Toplarsak 4 tane 90 360. Karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Arkadaşlar AB kenarıyla DC kenarı bakın paralel. AD kenarıyla BC kenarı da birbirine paraleldir. Paralel demek arkadaşlar karşılıklı demek ve birbirini kesmeyen demektir. Arkadaşlar birbirine komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen diyorduk. Köşegen kareyi iki eşit dik üçgene ayırmış. Bakın arkadaşlar burada bu çizgiye köşegen diyoruz arkadaşlar. Bu doğru parçasına bu kareyi kırmızı ve siyah olmak üzere iki tane dik üçgene eşit dik üçgene ayırmış. Bakın arkadaşlar karenin iki tane köşegeni vardır. Bir de DB köşegeni vardır. Bu köşegenlerde kareyi 4 eşit parçaya ayırmış. Köşegenlerde birbirine bakın arkadaşlar. Hepsi birbirine diktir. 4 eşit dik üçgene ayırmıştır iki köşegen. Arkadaşlar AC ve BD yani AC şu uzunlukla BD bu uzunluk arkadaşlar. Köşegen uzunluklar birbirine eşittir. Unutmuyoruz bunu. Karesel bölge arkadaşlar. Karenin kenarlarının sınırladığı düzlem parçasına karesel bölge diyoruz. Bakın karesel bölge ABCD karesi iki tane köşegenden ayrıldığında dört tane eşit. Bakın kenarlarının hepsi aynı. Dört tane de eşit. Bir, iki, üç, dört eşit dik üçgene ayırmış. Dikdörtgen arkadaşlar, karşılıklı kenarları birbirine eşit ve dört açısı da dik olan dörtgenlere dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgenler köşelerine konulan büyük harflerle adlandırılıyor arkadaşlar. Dikdörtgenin uzun kenarına boy, şuraya boy diyoruz. Bu da boy arkadaşlar. Burasına kısa kenarına da en denir. Arkadaşlar Boylar birbirine eşit, enler birbirine eşit. Bu tek çizgi arkadaşlar, bu tek çizgiye birbirine eşit olduğunu, çift çizgilerde bu çift çizgi bu iki kenarın birbirine eşit olduğunu gösterir. Yine K, L, N, M karesinde arkadaşlar dikdörtgenin dört kenarı dört köşesi var. Bakın dört kenarı dört köşesi. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paralel. Bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşit ve paralel. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit ve paralel. Dört tane açısı var. Eşit ve dik hepsi 90 derece. İç açıları toplamı yine 360 derece arkadaşlar. Dikdörtgensel bölge, dikdörtgenin kenarlarını sınırlandığı düzlem parçasına da dikdörtgensel bölge denir arkadaşlar. Dikdörtgensel bölgede bir köşegenle ikiye ayrıldığında arkadaşlar bir köşegenle dik açılı iki tane üçgen oluşturur. Bakın ABC üçgeni, ABC üçgeni yani siyah üçgen, siyah üçgenle A, C, D. A, C, D üçgeni arkadaşlar. Kırmızı. Bakın şu kırmızı üçgen birbirine eşittir. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dikdörtgenin de iki tane köşegeni var. Ve dikdörtgenin köşegenlerinin boyları birbirine eşit arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şuralara bakarsak üç tane çizgiler bunlar birbirine eşit. Bakın bu boy birbirine eşit. Enler yine birbirine eşit. iki tane köşegen olduğu dört tane eşit üçgen oluşturuyor arkadaşlar. Bakın dört tane eşit üçgen oluşturmuş. İnceleyelim arkadaşlar. AB ve DC kenarı AB. Bakın arkadaşlar AB boy A uzunluğunda ve DC yine boy karşılıklı paralel kenarlar. Bakın birbirine eşit ve A uzunluğunda. AD bakın AD kenarı BC kenarına kısa kenar eşit ve boy uzunluklar birbirine eşit En. Bütün açıların ölçüsü 90 derece. Üçgensel bölgesini eşittir. ABC üçgensel bölgesi ADC'ye eşittir. Arkadaşlar ABC ile ADC birbirine eşit. Yine arkadaşlar ABD ile BCD bakın BCD yine şuradaki iki üçgen birbirine eşittir. Arkadaşlar adınız söylediğimiz zaman ABD dikdörtgeni Kenarları AB, BC, CD ve DA. Bakın arkadaşlar DA şurası. Kenar uzunlukları A, A, karşılıklı boylar AA ve BB. Şu kenarla şu kenarda birbirine eşit. Açılarının hepsi A açısı, B açısı, C açısı, D açısı ve hepsi 90 derece. Toplam 360 derece. AC köşegeni, BB bakın. AC köşegeni ile DB köşegeni bakın DB köşegeni ve köşegen uzunlukları AC ve DB arkadaşlar ve birbirine eşit. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.